Hepinize merhabalar. lezzetli adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bizden e, biskoltanın çubuk olan çikolatasının lezzetli testini istemişlerdi. E, biz biskoltanın bu ürünü bulabildik. sticks olan ürünü. Umarım sticks olan ürünü çubuks olan ürünüdür. Sonra <laughs> burada lezzetli olmayalım. Ayaküstü iş yapacağız. yani kaş yaparken göz çıkartmayalım demek istemiştim işin açıkçası. E, biskolatanın çubuk çikolatası arkadaşlar bu bu ürünü dış görsel olarak baktığımızda bisikolata biraz daha böyle beyaz üzerine hafiften kırmızı ve diğer ürünün içerini komple göstermeyi seven bir firma. Çünkü ambalajların hepsine dikkatimi bu şekilde çektiğini söyleyebilirim. Ürünümüzün dış görseli bu şekilde arkadaşlar. Çubuklar çikolataya bandırılmış şekilde görünüyor. Bunun efsane bir reklam vardı. şu an hatırlayanlarınız varsa gözünüze canlanmıştır diye düşünüyorum şurada ürünün yine ya karbon oranları yer alıyor. Hemen şu üst tarafta da için bölümü yer almakta. buradan açınız diyor. Yani open her diyor. Diyor ki buradan açınız. Yani şu şekilde tırnağınızı taktınız. Burayı boşalttınız. Tık. Şu şekilde bu ürünü açabiliyorsunuz. İçerisinde bu ürünün içerisinde bu şekilde bir ambalaj var. Yine Biskolata stix reklam oluşturulmuş. Bu da içerisindeki ürünün bayatlamaması için ambalaj tarafından gerçekleştirilmiş ya yani ambalajlanmış. normal şartlarda bu kutunun içerisinde olmuş olsaydı, e, bu ürün çok kısa sürede bayatlardı ve eee kullanım ömrü daha az olurdu bundan dolayı. Yine aynı şekilde e, şu köşede görebilirsiniz ki buradan açınız diyor. Şöyle bir fazlalık e, şey bırakmışlar. Oradan açtık. Ürünün içerisinden şöyle bir çikolatanın çubuk çıkıyor. E, bu aklıma şey geldi ben bunu ilk önce görünce yani bu şekilde görünce. Acaba dedim içerisindeki çubuklar peynirli mi baharatlı mı? Hem yani onun da tadına bakmış olacağız sade mi? Şu şekilde çikolatayı bandırılmış ve çıkartılmış bir çubuk şeklinde görünüyor. Şuradan kırmamız gerekirse şöyle görebilirsiniz. Çok netleştirelim kameramıza Yani çubuk hariç her yerde netleşti. Yani çok ince bir gofretin yani çubuk krakerin üzerine ince bir şekilde çikolata saplanmış bir şekilde görünüyor. Bu ürünün tadına bakalım arkadaşlar. Öncelikle ya şu kırdığım ucu yedim bu arada. Ya böyle bir tane yiyince de bir şey anlaşılacakmış gibi durmuyor ki. Az şimdi komple bunu komple yiyorum şu an. Yani şu içer şu çubuklar sade arkadaşlar. Şu çubuk sade. E, herhangi bir tadının olduğunu söyleyemem yani sade bir kraker. Şu görmüş olduğunuz taraf. Bu tarafta yoğun bir çikolatası söz konusu. E, yani çok tercih edilebilen bir ürün mü bilmiyorum ama e, lezzet olarak gayet lezzetli yenilebilecek bir ürün mü diye sorarsanız kesinlikle yenilebilecek bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Öyle yiyelim o zaman. Yani bu tarz ürünleri normal şartlarda çoğunlukla çocuklar çok seviyor. Yani yetişkinler çoğunlukla bu tarz ürünlere mail etmiyorlar kendilerini. Ama çocuk kıs kes kısım, yani çocuk kısımları bu ürünleri çok seviyor, yemeye bayılıyor diyebilirim. Aa, ürün muhteşem. Biskolotanın bu ürünü gerçekten gayet güzelmiş. Gayet lezzetli bir ürün. 27,5 gramlık bir ürünmüş. Niye 28 adı? Niye 26 lira 27,5 acaba? O da bir enteresan. Neyse videomuzu çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Kendinize bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ee, videolarımızı seviyerek izliyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.